Uyurken, okuldayken, işteyken, araç kullanırken ya da otobüsteyken telefona dahi bakmadan nasıl para kazanıyoruz? Binance Copy Trade'de coin mühendisinin gerçekleştirmiş olduğu işlemleri tekrarlayarak biraz önce söylemiş olduğum gibi telefona dahi bakmadan para kazanabiliyoruz. Peki nasıl mı? Bütün cevaplar için bu videoyu sonuna kadar izle. Evet arkadaşlar, bütün bunlar için öncelikle bize bir Binance hesabı gerekiyor. Eğer hala bir Binance hesabına sahip değilseniz sizler için açıklamalar ve yorumlar kısmına bıraktığımız komisyon indirimli linkten kayıt olabilir ve kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra coin mühendisinin işlemleri nasıl tekrarlıyoruz ve Binance üzerinde copy trading'e nasıl giriyoruz? Bunun iki yolu var arkadaşlar. İkisini de gösteriyorum hemen. Birincisi, yukarıdaki arama kısmına copy trading yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi işlevler kısmında hemen çıkıyor. Buna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Binance Copy Trading ekranına giriş yapmış bulunmaktayız. Diğer bir yolu ise hemen geri gelelim. Alt kısımda bulunan vadeli işlemlere bastığımızda sağ üst köşede Copy Trading'e bastığımızda yine aynı ekrana gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Zaten ana ekranda biraz aşağıya kaydırdığımızda hemen coin mühendisini bulabiliyoruz. Bulamayan arkadaşlarımız buradaki arama kısmını kullanarak coin mühendisi yazdığında da direkt zaten coin mühendisi CM olarak Copy Trading bizleri karşılıyor. Hemen incelemeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 30 günde 14 bin dolarlık bir kar sağlamışız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 200'de 200, yani burası tamamen dolu. Fakat burayı sürekli takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü sürekli girenler çıkanlar olabiliyor. Boşluk bulduğunuz zaman hemen coin mühendisinin işlemlerini kopyalamaya başlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde takip etmek için de sol alt kısımda bulunan yıldıza bastığınızda coin mühendisini favorilerinize eklemiş oluyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi 45 gündür işlem yapıyoruz ve 234 kişi bizim işlemlerimizi kopyalamış. Şu anki marjin bakiyesi 21 bin dolar. Toplam yönetilen varlık ise 53.273 dolar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 53.000'den 21 bini çıkardığımızda içeride tam 32 bin dolar kalıyor. Bu da bizi kopyalayanların toplam bakiyesine eşit. Birazdan farkları daha iyi anlamanız için başka bir kişiyle coin mühendisini karşılaştırarak sizlere daha iyi bilgiler sunacağım. Ekranı biraz daha aşağıya kaydırdığımızda PNL üzerindeki artışı görebilirsiniz. Tam 14 bin dolarlık bir kar sağlamış durumdayız. Ve biraz daha aşağıya indiğimizde bizim açık olan pozisyonlarımızı görebilirsiniz. Şu an herhangi bir pozisyon olmadığı için burada kayıt yok yazıyor. Fakat pozisyon geçmişine geldiğimizde daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz bütün işlemleri buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi CXP, AVAX, Arbitrum, APE, GTC, Bitcoin gibi coinlerin üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirmişiz. Yine bu işlemlerin detaylarını, ne kadar kazandık, giriş fiyatlarımızı, ortalama kapatma fiyatlarımızı, pozisyon büyüklüğümüzü, açılış kapanış zamanında işlemlerden kontrol edebiliyorsunuz. Örnek olarak buradaki AVAX pozisyonumuza tam 9 seviyesinden girmişiz. 10.58 seviyesinden kapatmışız. Görmüş olduğunuz gibi 9 Ekim'de işlemi açıp tam 24 Ekim'de kapatmışız. Bu gerçekten uzun süreli bir işlemdi. Bu işlemden tam 12.283 dolar para kazandık. Yine burada bulunan alım satım geçmişinden neleri alıp sattığımızı inceleyebilirsiniz. Transfer geçmişinden buraya gönderdiğimiz, çektiğimiz paraları da görebilirsiniz. En sağ kısımda kopya alım satım yapan kişileri de görebiliyoruz. Örnek olarak birinci sırada bulunan kişinin tam 846 dolarlık bir bakiyesi mevcutmuş ve bizim işlemlerimizi kopyalayarak tam 232 dolar para kazanmış. Yine aynı şekilde bir altındaki arkadaşımız 148 dolar kazanmış, bir altındaki 135 dolar kazanmış. Gerçekten çok şeffaf, her şeyi, bütün verileri doğru bir şekilde buradan kontrol edebiliyor ve inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve normalde bu alt kısımda tam yerine kopyalar seçeneği olması lazım. Fakat biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi şu anki kapasite full arkadaşlar. Bu kapasite yakında artacak, merak etmeyin. Siz yine de sol alt kısımdan bizi favorilere ekleyerek sürekli takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim başka insanları da inceleyerek ne gibi farklar var, nelere dikkat etmeliyiz, copy trading'de birini kopyalarken bakmamız gereken özellikler nedir, hemen açıklayalım arkadaşlar. Örnek olarak şu arkadaşa girdim. Bunun da yine 400'de 400 full kapasiteymiş. Bakın etiket kısmında kırmızı bir şekilde yüksek kaldıraç yazıyor. Bu da bu kişinin yüksek kaldıraçlarla işlem açtığını gösteriyor. Fakat bizim işlemleri genelde 10x oluyor arkadaşlar. Yüksek kaldıraç her zaman tehlikelidir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi size burada 146 bin dolar kazandırmış. Oo, çok iyi diye gözüküyor olabilir. Fakat işlerin rengi gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Burada pozisyon geçmişine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu kişinin 8 dolar, 12 dolar, 53 dolar, 19 dolar, 96 dolar, 29 dolar gibi küçük küçük işlemler aldığını görebiliyoruz. Yine başka bir kişiyi incelediğimizde 130 bin dolarlık bir kar sağladığını görmekteyiz. Aşağıya indiğimizde pozisyon geçmişinde zarar ettiren işlemleri
işlemlerinde olduğunu görmekteyiz. Bildiğiniz gibi bu işlemlerde her zaman kar sağlayamazsınız, her zaman kazanamazsınız. Bu işlerde kazanç olduğu kadar kayıp da mevcut. Önemli olan bu kazanç miktarının %50'nin üzerinde olması. Coin mühendisinin daha öncesinde açmış olduğu işlemlere de baktığımızda hepsinin kar sağladığını, hiçbirini zarar ettirmediğini görebiliriz. Fakat bu daha sonrasında da zarar ettirmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki kripto piyasasında her şey olabilir. Bu yüzden kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyip copy trading'i iyice öğrenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim birinin nasıl kopyalıyoruz? Kopyalarken hangi ayarları yapıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şu an coin mühendisinin kapasitesi dolu olduğu için ben kopyalayamıyorum. Hemen başka birinin üzerinden sizlere örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Buradan şöyle menüye attım. Rastgele bir arkadaşı kopyalayalım hemen. Buraya girdikten sonra altta coin mühendisinde açıklık bulduğunuz anda sizde de burada kopyala butonu çıkacaktır. Buna bastığınızda sizi kopyalama ayarlarını yapacağınız panele gönderiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Bunlardan birincisi emir başına maliye. Ben size anlatacağım fakat sizin yine anlamadığınız noktalar olursa burada ismin üstüne bastığınızda Binance size açıklama yapıyor. Her emir başına belirtilen maliyete göre sabit bir tutarda açılacaktır. Yani siz buraya örnek veriyorum 10 yazdınız arkadaşlar. Şu an işlemlerini kopyaladığım kişi işlemini açtığında benim hesabımda da 10 dolarlık aynı işlemi açacak. Yani burada siz işlemi açacağınız tutarı belirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alt kısımda bulunan tutarı kopyala kısmı ise sizin toplam copy trading'e ayırdığınız parayı temsil eder arkadaşlar. Yani siz buraya 100 dolar yazdığınızda işlemlerini kopyaladığınız kişi sizin 100 dolarınızdan fazla bir parayı kullanamıyor. Bu da şu anlamı geliyor. Biraz önce üst tarafta emir başına maliyet kısmında 10 dolar yazmıştık. Alt kısımdaki tutarı kopyala kısmına da 100 dolar yazdığımızda bu ne anlama geliyor? Yani ben bu kişinin aynı anda 10 işlemini kopyalayabilirim. Çünkü 100 dolar bir para ayırdım ve emir başına da 10 dolar yazdım. 10 çarpı 10 eşittir 100 arkadaşlar. Bu arkadaş 10. işlemden sonra 11. işlemi açtığında ben bu açmış olduğu işlemi kopyalayamıyorum. Fakat altını çizmek istiyorum. Aynı anda açmış olduğu işlemlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yine alt kısımda zararı durdur kısmı var. Burada da sizin zarar toleransını belirleyebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Buraya örnek veriyorum 5 yazdığınızda sizin genel paranız %5 düştüğünde tüm pozisyonunuzu kapatır ve işleminizi sonlandırır arkadaşlar. Bu kısma da siz kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz bir seviye kadar zararı durdur seviyesi belirleyebilirsiniz. Hemen gelişmiş ayarlara geldiğimizde burada yine tabii ki de yapabileceğimiz ayarlar mevcut fakat ben buradaki marjin modunu ve kaldıraç kısmını lider yatırımcıya göre ayarlanmasını istiyorum. Burada marjin moduna bastığımızda sabit mod seçerek çapraz ya da izole olarak marjin modunu belirleyebiliyoruz. İzole marjinde sistem sadece bizim açtığımız işlemin parasını kullanabiliyor. Onun haricinde bir para kullanamıyor. Fakat çapraz marjin modunda herhangi bir likidasyon durumunda sistem otomatik olarak bizi likidasyona uğratmamak için eklemeler yapabiliyor. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Fakat ben biraz önce de söylediğim gibi bu konuyu, bu ayarı lider yatırımcının marjin moduna göre seçilmesini istiyorum. Yani benim işlemlerini kopyaladığım kişi nasıl işlem açıyorsa, marjin modunu nasıl tercih ediyorsa benim işlemimde de aynı şekilde olacak. Yine aynı şekilde kaldıraç kısmında biz istediğimiz kaldıracı ayarlayabiliyoruz. Ben burada örnek veriyorum. Burayı 6x yaptığımda işlemlerini kopyaladığım kişi kaç x açarsa açsın benim işlemlerim 6x olarak açılacak. Eğer ben burayı lider yatırımcının kaldıracı olarak ayarlarsam işlemlerini kopyaladığım kişi kaldıracı ne kadar ayarlarsa aynı şekilde benim işlemimin kaldıracı da aynı olacak. Pozisyon riski kısmına geldiğimizde karı al ve zararı durdur kısmında siz işlemlerden ne kadar kar etmek istediğinize bağlı olarak burada işlemi otomatik olarak kapatabileceğiniz yüzdeleri belirleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben buraya 10 yazdığımda benim işlemim %10 kara ulaştığında sistem otomatik olarak işlemimi kapatacak ve kazancımı bakiyeme ekleyecek. Ya da zararı durdur kısmında yine %10 yazarsam %10 zararı geldiğinde sistem benim işlemimi kapatacak ve ben %10'luk bir zarar etmiş olacağım. Yani bizim stop olmak dediğimiz bir durum gerçekleşecek. Sabit tutar kısmındaki bütün bu ayarları gösterdikten sonra şimdi gelelim sabit oran kısmına. Bu kısımda siz yine aynı kişiyi kopyalıyorsunuz. Fakat buranın farkı burada eğer işleminiz kapanırsa siz bu kişinin işlemlerini kopyalamayı otomatik olarak sonlandırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya 100 yazdınız. Zararı durdur kısmına da %10 yazdınız arkadaşlar. Eğer işlemlerini kopyaladığınız kişi sizi %10 zarara uğratırsa yani bakiyeniz 90 dolar olursa sistem otomatik olarak bu kişinin işlemlerini kopyalamayı durduruyor. Sizi bu kişinin copy tradinginden çıkarıyor. Bütün ayarları yaptık arkadaşlar. En son aşağıdaki anlaşmayı okudum kabul ediyorum diyoruz. Ben niye onaylayamıyorum? Biraz önce 100 yazmıştım buraya. Şu an benim hesabımda 25 dolar var arkadaşlar. Burada max dedim. Emir başına maliyeti 10 dolar olarak belirledim. Zararı durdur kısmına %5 yazdım. Marjin modunu ve kaldıraç modunu lider yatırımcıya yani işlemlerini kopyaladığım kişiye bıraktım. En sonunda onayla dediğimde arkadaşlar son bir onayı da verdiğimde görmüş olduğunuz gibi copy trading başarılı. Hemen burada ayrıntılı
bilgileri görüntüle kısmından benim işlemlerini kopyaladığım kişinin detaylarını da inceleyebiliyorum. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlamadığınız ya da takıldığınız bir kısım olursa lütfen yorumlar kısmında bahsetmekten çekinmeyin. Bizim amacımız sizlerin para kazanmasını sağlamak, sizleri en doğru bilgiyle donatmak. Hemen bu arkadaşın kopyalamasını da durduralım. Şöyle onayla dedik ve durdurduk. Bakın sağ tarafa kapatılmış kısmına da geldi. Yani kopyaladığımız kişilerin geçmişine de buradan bakabiliyoruz. Buradan geri geliyorum. Yine tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Copy Trading kısmına nasıl giriyoruz? Bunun iki yolu var. Birincisi neydi? Ana sayfaya geldikten sonra arama kısmına Copy Trading yazdığımızda sayfayı aşağıya kaydırarak işlevler kısmında Copy Trading'e basabiliyoruz. Ya da ikinci seçenek olarak alt kısımda bulunan vadeli işlemlere bastığımızda sağ üst köşede Copy Trading ile yine aynı ekrana ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Coin Mendes'ini favorilere eklemeyi unutmayın. Şu an 200'de 200 full olsa bile yine giren çıkan arkadaşlar olabiliyor. Zaman zaman boşluklar oluşabiliyor. Zaten yakın bir zamanda buradaki kapasiteyi de arttıracağız. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu işlemlerde kesinlikle %100 kazanç söz konusu değildir. Kripto sektöründe her zaman kayıplar yaşanabilir arkadaşlar. Fakat kazanç olmadan kayıplar, kayıplar olmadan da kazançlar olmuyor arkadaşlar. Sizlerden tek isteğimiz bu videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmanız. Sizler için Binance borsasına komisyon indirimli linkimizi ve Binance Copy Trading'de Coin Mendes'inin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Para Mendes'ini takipte kalın.